İsmim Cemal Akın. Çayeloğlu Kürtdüzü mahallesindenim. Yaşım 65. 70-80 seneden beri yolumuz, suyumuz, hiçbir şeyimiz yok. Biz unutulmuş bir köylü olarak burada maden, Yenigüler, Kürtdüzü Mahallesi, Çayeloğlu Mahallesi, yani bu Sinop'la Zonguldak'ın arası siyasiler tarafından unutulmuş bir memleket. Biz fabrika istemiyoruz. Burada hiçbir şey istemiyoruz. Sadece yol, su. Ben 45 seneden beri Avrupa'da çalışıyorum. Her sene buraya geliyorum. Yani Ayancık'tan zamanı olup da, yani zaman öyle zamanlar oluyor. Araba tutup da köyümüze gidiyoruz. Yani traktörle köyümüze geliyoruz. Burada yol yok, su yok. Yazda buraya Ayancık'ın nüfusunun yani fazlalaşması yurt dışındaki vatandaşlarından. Yurt dışındaki vatandaşlar burada, bizim geçimimiz yurt dışından. Her evden 5 tane vatandaş var yurt dışında. Yani herkes izine geliyor, köyüne gidemiyor. Annesinin babasının mezarlığını ziyaret etmeye, annesini babasını ziyaret etmeye gelemiyor. Yani yoldan, sudan, yani gelemiyor vatandaş. Siyasiler geliyor, bize söz veriyor, unutuyor. 2015 yılından bu yana en az 10 sefer dilekçe verdik biz. Köylü vatandaş olarak biz de çok mağdur durumdayız. Ne yolumuz var, ne doğru düzgün suyumuz akıyor. Çoluğumuz çocuğumuz gelemiyor memleketimize. Sürekli memleketimiz göç veriyor. Susuzluktan kimse memleketimize gelemiyor. Biz su ihtiyacımızı görmek istiyoruz. Siyasilerden yardım bekliyoruz. Bize her zaman yalan söyleniyor. Cumhurbaşkanımıza kadar iletmeye çalışıyoruz. Eğer bu iş çözülmezse sandık başına gitmeyi düşünmüyoruz. Oy kullanmayı düşünmüyoruz. Vermeyi de düşünmüyoruz. Bizim hiçbir siyasi yönümüz yok. Biz her zaman vatanımızı, milletimizi seven insanlarız. Ama ne yapalım? Bu yola başvurmak zorunda kaldık. Emre, kimse gelmiyor kardeşim buraya. Sen söyle Sayın Kaymakamıma, kimse Benim bahçem var. Bahçemin bak hiçbir yerini yapamadım. Serem de kurudu susuzluktan. Bu arada evde de yok su. Vallahi hiç yapacak bir işimiz yok. Allah'a kalmış işimiz. Yok su ki, kaynak yok. Aa bak boş. Açıyorum. Açıyorum, ikisi de bomboş. Akmıyor. Portakallarım, mandalinlerim kurudu. Artık hiç yapılacak bir iş yok. Su varken çok güzeldi. Ben her sene buradan dünyanın mandalini, portakalını alıyordum. Elma, armut hepsi şimdi boludu. Şimdi hiçbir şey götürmüyor, vermiyor. Susuzluktan. Aa, kiraz bile vermedi bak. Kiraz vermedi. Bayağı da güzel kıran var amca. Güzel de işte baksana. Damlama, sulama da iyi. Damla sulama da yaptım. Ucuz var mı? Salatalık alabilir miyim?